Arkadaşlar merhaba. Bugün bir diğer sobamız ise Coleman sobası arkadaşlar. Coleman Heaters 18 ve 19 diye internette Google'da aratırsanız çıkıyor. Çok eski bir soba arkadaşlar. Antika bir soba. İlk kez ben de böyle bir sobayla yine karşılaştım. Araştırdığım kadarıyla da internette de çok az bir bilgi var bununla ilgili. Böyle tek tük karşılaşıyorsunuz. Türkiye'de bir Yaşar amca herhalde bunun böyle taşı olmayan bir tanesini yakmış. Onu gördüm ben. Soba arkadaşlar tamamen orijinalini bozmamak için boyamadım veya herhangi bir şey yapmadım. Sobayı anlatacak olursak şurada bir etiketleri var ama okunmuyor fazla. Yani Heater 18 olması gerekiyor benzinli. Bir de bunun karosenli modeli var. Onda ise jeneratörde bir iki tık daha farklı şeyleri var. Soba arkadaşlar şu alt bölüm. Hani şu ölçülerinden bir bahsedelim ilk önce. Yaklaşık 27 santime, yükseklik ise 43 santim. Arkaya doğru genişlik ise 16,5. Üst genişliği ise 8,5 arkadaşlar. Sobamız arkadaşlar yine Coleman'ın klasiği arkadaşlar. Her şey Coleman klasik üzerinden kuruldu. Depo kapağı aynı. Şöyle göstereyim. Coleman'ın pompası yine kilitlenen pompa mekanizması. Yine jeneratörü, burları hemen hemen aynı. Coleman'ın bu şöyle üstten gösterirsek şurada jeneratörün girdiği bir burlar sistemi var. Hani bu döküm burlarlar var ya, o aynısını yapmış bu. Hemen hemen bütün kule çizgiler aynı. Hemen anlatalım biz. Ben bunun eksikleri şunlardı arkadaşlar. Ön şu demir yoktu. Ben orijinaline baktım internetten, aynısını yaptırdım. Şu taşlardan şu sağdaki arkadaşlar kırıktı. Onu biz yapıştırdık. Soldaki sağlamdı. Sağdakini şamot macunuyla biraz yapıştırdık, işte sıvadık falan. Ancak onu kullanmayacağız. Tekini kullanmak istiyorsak kullanacağız da ben ikisini de kullanmayacağım. Sonuçta bunlar antika. Yani şu malzemeleri bir daha bulmak çok zor. Kullanmak isteyen bunsuz da kullansa aynısını veriyor zaten. Jeneratör bölümüne geçecek olursak arkadaşlar şöyle bir mil var. Bu mili aşağıya bastırdığınız zaman jeneratör buradan tutuluyor arkadaşlar. Şöyle. Geliyor geri doğru. Evet. Böyle bir raylı geçmeli sistem yapmışlar. Depo yaklaşık bir galon var mı? Yok. 2 litre, 2-2,5 litre arası bir deposu var. Depo böyle sürgüyle girip çıkıyor arkadaşlar. Şurada da en son o çentin oturduğu bir yer var. Depo klasik. İşte Coleman'ın kendi depo kapağı. Pompa ise yine Coleman'ın kendi pompası ama yağ deliği koymamış. İçinde deri keçe koymuş. Ancak kilitlenen mekanizma olduğu gibi devam ediyor. Şöyle sola çevirip şu an ben mesela pompa yapıyorum. Bakın pompa yapıyorum. Pompası çok güzel çalışıyor bu arada. Aynı mantığı aynı. Kilitliyoruz gene. Jeneratör bölümü bu şekilde T şeklinde yapılmış arkadaşlar. İğne, dümdüz bir iğne var. Jeneratörün içinde çelik bir sargı var. Bu çelik sargı bunun içinden çıkmıyor. Niye çıkmadı bilmiyorum. İnternete de açtım. Onlar da çıkartamamışlar. Sanırım bunun içinde çelik sargı kaynanmış mı? Artık veya kaynatarak mı satmışlar bilmiyorum. Meme. İçinde bir mil var. İğnesi bu vanayı çevirdikçe iğne hareket ediyor. Kapatırken iğneyle basıyor, kapatıyor vesaire. Sump bölümünde ise diğer Coleman'lardaki gibi sadece hava ve yakıtı aynı anda çeken bir sump yok. Sadece yakıtı çeken bir pipet var. Yani depodan bunu açtığınız oranda yakıt çekiyor. Havayı da içini tabii sökmedim. Havayı yukarıya büyük ihtimal basıyordur. Direkt yakıtın içine basmıyordur ama bastığımız havayı yakıtı sıkıştırıyor havayla. Pipet tek yakıt çekiyor yukarıya doğru, bilginiz olsun. Hani hava ile yakıt aynı anda çekiyor. Öteki türlü Coleman eskilerinde üstte hava altta yakıt deliği vardı. İkisini orantılı çekerdi. Bunda yok. Direktman bir bütün haline çekiyor. Çok basit bir jeneratör sistemi var. Raylı. Şöyle bunu kenara bırakalım. Sobanın bu bölümüne gelecek olursak arkadaşlar. Şöyle rayı tutan bir bölüm. Şöyle demir. Şuraya şöyle yakından görecek olursak. Hatta ben şöyle şu öndeki bölümleri de çıkartayım ki daha rahat görülsün. Şöyle bir tel.
Şu arkadaşlar üstte bir demir var. Bu demiri biraz yukarıya doğru kaldırdığınız zaman bakın taşlar şuraya jeneratörün ızgaralarına oturuyor arkadaşlar. Aynı şu şekilde taşlar arkadaşlar. Ben bunları biraz sıvadım. Bunları yakmayacağım, kullanmayacağız yani. Şöyle kenara koyacağız. Gözüküyor. Bir yere koyalım. Şu yukarıdaki metal bunları sıkıştırıyor arkadaşlar. Şurada bir şey var. Sıkıştırmak için tel var. Taşın sağlam olanından anlatacak olursak arkadaşlar. Taşı şöyle yapmışlar. Bu taş iki parçaymış. Ön parça, arka parça. Bunu yapıştırıcı birleştirmişler. Özel yapıştırıcısıyla. Ben bunu temizlensin diye şamot macunuyla sıvadım. Şöyle içinde arkadaşlar hava delikleri ve küçük küçük böyle noktasal şeyler var. Alevi tutan. Yani bu hani şömineye baktığı zaman kırmızı gözün görüntüyü veren bölümler bunlar aslında. Yani bunu yapmasa şöminenin alevi mavi alevi yukarıya gidecek. Yani burada ışık görmeyeceksin ama adam şuraya noktalar koymuş ki bu noktalar şömine görüntüsü veriyor. Yani kızarıyor burada. Şömine görüntüsü veriyor. Şurası da bakın şöyle yandan açıklık var. Bu açıklıkta evet, şamot bunları dökülüyor arkadaşlar toprağın da. Şurası jeneratör bölümü. Jeneratör diyorum ızgara bölümü, yanma bölümü. O bölüme bu taşlar geçiyor arkadaşlar. Geçme yapmışlar. Ha ben bunun aynısından gider yanmaz tuğladan yapar mıyım? Uğraşsam yaparım yani. Onu gördüm öyle çok afaki bir şey değil. Ancak bunu alan adam tutup da evde soba niyetine bunu kullanmayacağı için öyle gece gündüz. Taşları da sanırım kullanmaya gerek yok. Çünkü antika onlar. Bozulursa vesaire. Şu bölüme gelecek olursak burayı sökmedim arkadaşlar. Takmak zor olur. Şuradan jeneratör giriyor. Jeneratör memesi buraya geliyor arkadaşlar. Buradan şu döküm burulun içinden yakıtı karşıya vuruyor. Vururken şurada bir delik var yanda. Bu delikten şurada bakın telle demir bir kapak var. Kapağın ucunda da delik var. Buradan havayı kendine bağlıyor yakıt. Şuradan dönüyor. Karşı duvarda ısınıyor. Ve bu mazgallarda yakıt arkadaşlar mavi alev şeklinde yükseliyor. Şurada ön ısıtma ispirto çanağı var şurada. Aynı zamanda şu ızgaranın aynı şekilde şu üst ızgaranın çok küçücük bir kesidi arkadaşlar şu içte var. Şu telinin içinde var. Buradan da jeneratörü ısıtıyor arkadaşlar aynı anda. Birazdan yakınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hemen şöyle bir jeneratörümüzü takalım. Yakmaya çalışalım. Geçtiğinde olduğu için arkadaşlar bunu jeneratörün bir de arkadaşlar bu şekilde lap diye oturuyor. Buraya tam oturuyor. Buraya da tık diye tırnağa geçiyor. Şimdi pompalayalım yine. Kolemanın klasik şeyi. 3, 4, 5. Yakıt bir miktar koyduk içine. İnşallah yeter. Evet. Bayağı bir pompaladım. Umarım ideal olur. Şimdi ön ısıtma çanağına ispirto koymamız gerekiyor. Ancak ben ispirto koymayacağım yine. Çünkü evin içini kokutmak, zaman kaybetmek istemiyorum. Ön ısıtma yaptığı yer burası arkadaşlar. Jeneratörün olduğu yer. Burada ön ısıtma yapıyor. Ve ben oraya ispirto çanağının olduğu yere alev tutuyorum. Aynı zamanda sistem yandıktan sonra kendi kendine de buradan ön ısıtma yapacak. Onu da size göstereceğim. Bir parça mavi alev de oradan gelecek. Şurada ben şu burlörü de ısıtayım arkadaşlar. Şöyle tamamen ısıtayım ki bir anda mavi aleve kavuşalım. Evet. Depo kapa. Arkadaşlar bu tip şeylere mümkün mertebe yangın söndürme tüpünüz. Evin dışında bir ortamda yapın. Yani yanınızda tüp yoksa bile dışarıda yapın ki. Çünkü bunlar benzinli şeyler. Bunlar daha çok dış ortamlarda kullanılmaya hazırlanmış şeyler arkadaşlar. Benzinli sonuçta. Bir yerden bir benzin süzülse, kaçak olsa evinizin halısına yere dökülse her yeri yakar. Allah muhafaza. Bakın şu an bayağı bir ön ısıtma yaptım. Zaten hava da sıcak. Şöyle bir çakmak bulalım. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Bakın şurada da küçücük mavi bir çizgi çıktı gördüyseniz. Bu mavi çizgin esprisi arkadaşlar jeneratör ısıtmak. Pompa biraz da yapmam gerekiyormuş anladığım kadarıyla.
Bunun tak tak sesinin olmasının tek nedeni arkadaşlar benim karşıya doğru ne derler ona vurdurmam bunu. İşte bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi alev geldi. Şu an zaten şuradaki metal plakadan çarpan ısısı geliyor. Şurada da şöyle bir elime bir uzantı alalım. Bakın şu alt tarafta bir alev yanıyor. Görüyor musunuz? Şu altta incecik bir alev. Bu alev şuradaki jeneratör ısıtıyor arkadaşlar. Bunlar ise bu alev tuğlaları ise pardon şu mavi alev ise şu alev tuğlalarını ısıtacak. Yani şöyle sağlam bir tuğlayı koyduğumuz zaman hemen kısaca gösterelim. Şu şekilde birazdan şu tuğlanın içindeki noktalar kızaracak. Noktalar kızarınca da kırmızı kırmızı alev gözükecek. Ancak isteyen adam der ki ben kardeşim bu şekilde ısınıyorum. Zaten antikadır. Böyle de yakabilir. Bu şekilde arkadaşlar bu ocağın kullanımı, pardon sobanın kullanımı da gayet ergonomik bir şey. Kibar ve sanırım Türkiye'de böyle eksiksiz olanı yok başka. Varsa da ben hiç görmedim. İnternette de karşılaşmadım. Koleman antika soba bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.